Belki de çeyrek asrın en heyecanlı derbisi oynandı dün akşam. 6 gollü maçın ilk yarısında Beşiktaş, ikinci yarısında Fenerbahçe güldü. Türkiye gün boyu derbiyi konuştu. Sosyal medyanın gündeminde de 3-3 beraberlik vardı. Kimse yerinde duramadı. Taraftarlar maçı izlerken hop oturup hop kalktı. Derbi nefes kesti. İlk yarı bittiğinde bir Fenerli olarak ne hissettin, ne düşündün? Çok sinirlendim. Aslında maçı daha izlemeyecektim. Dün akşam Türk futbolunun kalbi tam da bulunduğumuz bu noktada attı iki ezeli rakip. Fenerbahçe ve Beşiktaş bir kez daha karşı karşıya geldi. Dünyanın sayılı derbileri arasında gösterilen bu müsabaka tam anlamıyla nefes kesti. Karşılaşmanın ilk yarısını Beşiktaş 3-0 önde kapattı. Fenerbahçeliler umudu tamamen kesmişti, hatta birçoğu maçı izlemeyi bıraktı. Uykuya daldı, ancak sabah kalktıklarında karşılaştıkları skor herkesi şok etti. Maçı artık izlememeye başlamıştım. Yani çünkü dedim hani herhalde bu şekilde bitecek. Ben de Fenerbahçeliyim. 3-0'dı. Baktım 3-0 olmuş. Ben gerçekten kapattım kanalı. İlk yarı sonunda Fenerbahçeliler şokta. Beşiktaşlılar adeta rüyadaydı. Bizim takım hep böyle yapıyor. İkinci yarı roller değişti. Fenerbahçe Beşiktaş'ın 3 golüne 3 golle cevap verdi. Karşılaşma 3-3 bitti. Taraftarlar çılgına döndü. Ne oldu 3-0'dan bir anda 3-3? Müthiş bir geri dönüş. İşte anlamadım yani, sanki bir Fener gitti bir Fener daha geldi. Valla Beşiktaşlılar çok büyük bir şoka uğradılar. İkinci yarı çok farklı bir Fener vardı. Beşiktaş 60'da oley çektirdi, 90'da besmele çekti gibi böyle bir maç oldu yani. Ya ben maçı tamamen aşka benzettim. Önce umut verdik, sonra unut derdik. Hep öyle yaparız. Üzüldünüz mü çok? Çok üzüldü abi, çok üzüldü. Ağlamak derecesine üzüldü. Ağlıyorduk zaten. Ne oldu akşam? Hala anlayamıyorum. Hatta düşünüyorum da bu bir rüya. Beşiktaş çarşının göbeğindesin ve full Fenerbahçe geziyorsun. Evet abi. Mutluyum abi. Bunun sevinciyle ben arkadaşlarımı aradım Fenerbahçeli. Dalga falan geçtim hafif şimdi. Beşiktaş'ın 98-99 sezonunda 3-0 öne geçtikten sonra 3-3 berabere kaldığı Vålerenga maçı sonrası yaşanan bu diyalogta en çok paylaşılan görüntülerden oldu. Tamam, ne deseniz haklısınız. Özür diliyorum. Eğlenme, bakın dinleri içeri. Eğlenme ilk yarıyı seyredi 3-0. Dedim ki oğlum yat, sabah okula kalkacaksın. İkinci yarıda oğlum uyudu. Ben şimdi sabah gidip ne diyeyim çocuğuma? Hakemin vermediği pozisyonlar da var. Şenol falan geçelim şimdi. Yani Şenol Güneş hocamıza katılıyorum ben.